denizin üstünde ve altında ve havada. Günümüzün donanmaları yenilikçiliğin zirvesinde. Sa değiller mi? Eski insanlar binlerce yıl önce benzer sırları açığa çıkarmış olabilir. Kayıp teknolojilerin ipuçları artık antik metinlerde gömülü. İsa'dan yüzyıllar öncesinde coşkun nehir salları, yakıt olarak kuru ot kullanan motorların ittiği savaş gemileri, koca bir gemiyi tuzağa düşürmek üzere tasarlanmış sualtı fare kapanları, tarihin en tuhaf suikastı için inşa edilmiş bir alet ve denizden gelen bir toplu katliam silahı. Bu imkansız deniz mühendisliğinin anlatılmamış hikayesi. Antik keşifler. Yangınlar ve patlamalar hepimizin yüreğine korku salar. Hem amatörleri hem de profesyonelleri korkudan şaşkına çeviren o harika silahlardan biri de ateş. Bu kesinlikle insana ait ilkel bir duygu. Ve eski dünyada deniz komutanları bu korkuyu öncelikli taktikleri olarak kullandı. Kimyasal yanıcılarla dolu ateş gemileri modern araba bombalarının atalarıydı ve düşman hedeflere çarptırılıyorlardı. Milattan önce 4. yüzyılda Akdeniz'de bugün bile tamamıyla anlaşılamamış bir şey yaşandı. Tarihteki en tuhaf kuşatmalardan biri denizden gelen bir patlamayla sona erdi. Milattan önce 332 yılında Akdeniz'deki Sur şehri dönemlerinin süper güçleri olan Makedonyalılarla Farslar arasında yaşanan savaşta bir geçiş noktasıydı. Makedonyalıların lideri eski dünyanın en büyük generallerinden biri olan Büyük İskender'di. Büyük İskender yakın doğuyu işgal ettiğinde Farslarla müttefik olan Fenikelilerin denize hakim olduklarını fark etti. Ve denizdeki bu hakimiyetlerini kırmak için yapabileceği tek şey merkezlerini saf dışı bırakmaktı. Bu yüzden Fenikelilerin büyük denizcilik üssü olan Sur şehrini hedef aldı. Sur, kıyının 700 metre açığındaki bir adadır. Her yanı 10 metre derinliğindeki sularla kaplıdır. Kuşatma başladığında onun hiç gemisi yoktu. Karar verdiği şey ise devasa bir su üstü yol yapmak oldu. Bu yol Anakara'dan uzanarak Sur şehrine ulaşacaktı. Dalga kıran olarak bilinen bu su yolu, savaş tarihinde şimdiye dek kalkışılmış en cüretkar mühendislik başarısı olarak görülüyor. İskender'in adamları adaya kadar uzanan taş bloklar ve tahta desteklerden oluşan bir platform inşa etmeye başladı. Su yolunun Fenikelileri karşı karşıya bıraktığı en büyük tehlike uç kısımdaki büyük kuşatma kuleleriydi. Fenikeliler bunları yok etmek zorundaydı. İskender bu su yolu üzerinde devasa ağır kuşatma makinelerini sürüklemeye başladı. Su yolu adaya ulaştığında hemen şehre saldırmaya hazır olacaktı. Ve Fenikeliler şöyle düşündü. Buraya ulaşırlarsa her şey biter. Makedonyalılarla savaşmaya gücümüz yetmez. Bu yüzden özel bir kimyasal silah geliştirdiler. Fenikeliler çalılar ve kuru ağaçlarla dolu bir gemi inşa etti. Bu oldukça yanıcı maddenin üzerine yangın başlatan gizemli bir karışımla dolu kazanlar yerleştirdiler. Hedefleri bu gemiyi daha küçük iki taşıtla çekerek dalga kırana çarptırıp bir mega ateş bombası yaratmaktı. Arkeologların şimdi yanıt bulmaya çalıştıkları soru, 150 metre genişlikte bir yangına neden olan o kazanlardaki karışımın ne olabileceği. Öncü deneysel arkeolog John Naylor, Su şehri halkının hangi kimyasalları kullanmış olabileceğini araştırıyor. Bu ateş gemisi ahşap gemileri yok etmeye çalışmak yerine inşa edilmekte olan bir istihkamı yok etmeye çalışmak zorundaydı. Bu da çok daha şiddetli ve güçlü olması gerektiği anlamına geliyordu. Mühendisler geniş bir taşıma gemisine iki direk yerleştirerek direklerin üzerine kazanları astılar. Tüm eski referanslar bu sihirli karışımın ne olabileceğiyle ilgili çok muğlak bilgiler veriyor. Burada gördükleriniz üç çeşit doğal lipid, yani doğal yağ. Yağlar zaten bedenin enerji depolamasını sağlar. Yani bir anlamda depolanmış enerjilerdir. Bu enerjiyi ateş olarak açığa çıkarmak istiyoruz. John, kuşatma altındaki bir ada şehrinin hangi kaynaklara ulaşabileceğini de hesaba katıyor. Eski kayıtlardan bal mumu, zeytinyağı ve hayvansal yağın antik bir şehirde kolay bulunan içeriklerden olduğunu biliyoruz.
karıştırılmamış ve soğuk haldeyken zararsızlar. Ancak karıştırılıp ısıtıldıklarında bu maddelerdeki doğal yağlar aşırı yanıcı hale geliyor. Bu mükemmel yanıcı karışımı elde edebilmek için hayvansal yağ, zeytinyağı ve bal mumundan oluşan bir karışımla deneyler yapıyorlardı. Depolanan enerjinin açığa çıkarılabilmesi için katalizörlerin yaklaşık 200 santigrat dereceye kadar ısıtılarak kimyasal bir parlama noktası oluşturması gerekiyordu. Parlama noktası katalizör kimyasalınızın yarım derece sonra alevleneceği bir noktaya gelene kadar ısıtılmasıdır. Bu parlama noktasını geçtikten sonra en küçük bir kıvılcımda bile bum bir ateş patlaması elde edersiniz. Bu ateş topu her yeri kaplayarak önüne çıkan her şeyi yok eder. Ani bir cehennem oluşturmaktan emin olmak için surlular katalizörleri parlama noktasına mümkün olduğu kadar yaklaştırmalıydı. Bu iş biraz fazla tehlikeli olacak. Geminin güvertesinde küçük bir başlangıç ateşimiz var. Üstteki katalizörlerin bulunduğu kazan güzelce ısınıyor. İşte bu şaşırtıcı derecede etkili. İnanılmaz şekilde sadece her mağazada bulunabilecek ürünleri kullanarak can surluların ateş gemisinde kullanmış olabileceği güçlü bir ateş katalizatörleri karışımı keşfetti. Bu alevleri Büyük İskender'in adamlarının söndürmeye çalıştığını düşünün. Ben bu süreçte neredeyse kaşlarımı yakacaktım, hem de tamamını. Söndürmek için ne kadar uğraşırsanız o kadar kuvvetli yanıyor. Vurarak söndürmeye çalıştığınızda ise sadece yanıcı maddeye bulanıyorsunuz. Hikayeler bu yüzden bize Büyük İskender'in adamlarının alevlerden kurtulmak için denize atladığını anlatıyor. Bu korkutucu bir ateş bombası. Başarılı deneyinin sonuçlarıyla birlikte Can, öncü maket ustası Richard Windley ile bir araya geldi. Merhaba Richard. Merhaba Can, merhaba. Deney yapıyordum ve sanırım gemi için doğru kimyasal karışımını bulmayı başardım. Peki senin mekanizma nasıl çalışacak? Temel olarak senin karışımını taşıyacak iki kazan var. Bunlarsa eksenli kollar. Burada da bir tür tetikleme sistemi var. Görüldüğü gibi burası ön kısmı. Bunlar hedefe çarptığında basitçe arkaya atılacaklar. Bu iki destek çubuğunu devirecekler. Bu çubuk geriye doğru devrilecek. Ve alev alacak. Sonuçta bir ateş patlaması olacak. Bence bunu denemeliyiz. Deneyeceğiz. Suya çıkarıp neler olacağını görelim. Ekibin hedefi gölün sonundaki ahşap bir çiti yakmak olacak. Sur'un antik ateş gemisini yeniden canlandırma girişimlerinde Richard, Can'ın kimyasal yanıcılarıyla dolu gemiyi tutuşturdu. Gemi yaklaşırken başlangıç ateşi ilk kazandaki karışımın parlama noktasını geçmesine neden oldu. Bu dalga kırana doğru giderken dehşet verici görünmüş olmalı. Peki Can'ın bakkal karışımı çarpışma anında patlamaya neden olacak mı? İlk çarpışmada bu kimyasaldan sadece çay bardağı dolusu kadar vardı. Kimyasal yanan bir geminin içine döküldü ve patlayarak suyun her yanına dağıldı. Ve suyun üzerinde yandı. Suyun kendisi bile yanıyor gibi görünüyor. İskender'in adamlarının dalga kırandan atlayarak canlarını kurtarmak için denize girmeye çalıştığını hayal edin. Ama deniz de alevler içinde. Hiç şansları yok. Bu kimyasaldan 100-150 litre taşıyan kazanları düşündüğünüzde bunun etkisi kesinlikle yıkıcı olmak zorunda. Karışımdaki kimyasalların oranını doğru ayarladıktan sonra ateş bombasının gönderilmesi sadece elverişli bir rüzgara ve gemiyi çeken cesur denizcilere kalıyordu. Gemi mükemmel çalışıyor. Dalga kırana su yoluna tosluyor. Yanıcı malzemeler dökülmeye başlıyor ve kule yıkılıyor. Antik ateş gemisinin yıkıcı etkisi bugün de yakından tanıdığımız petrol tankeri yangınlarına benzer olurdu. Rüzgarın ve petrolün düşük kimyasal parlama noktasının hızlandırdığı yıkıcı kimyasal yangınlar 21. yüzyılda bile halen ölümlere yol açıyor. Ancak sonuçta surluların İskender'i dahice geri püskürtme planları eski dünyanın en büyük generalini mağlup etmeye yetmeyecekti. Herhalde sur kuşatmasının dönüm noktası Kıbrıs krallarının donanmalarını İskender'e katılmak için göndermesi olmuştur. Deniz üstünlüğünü ele geçirdiklerinde surun da sonu gelmiş oldu. Ancak bazen bir deniz ölüm makinesinin hedefi ordular ya da kuşatma makineleri olmayabiliyordu. Koca bir geminin bir tek suikast girişimi için tuhaf bir şekilde kullanıldığına yönelik kanıtlar bulunuyor. Hem de birinin öldürmek isteyebileceği son insana karşı. Bu araç Roma'nın en genç imparatorunun zekasının ürünüydü.
İmparator Neron çok kötü bir adamdı. Deli olduğu neredeyse kesin ve kendisinin büyük bir tiyatro oyuncusu olduğunu düşünecek kadar çıldırmıştı. Neron, milattan sonra 54 yılında Roma'yı altın çağındayken yönetiyordu. İmparatorluk o sırada Orta Doğu'dan Batı Avrupa'ya kadar 6500 kilometre uzanan bir bölgede hüküm sürüyordu. Bu kadar genç biri için bu eşi görülmemiş ölçüde bir güçtü. Neron, geç klasik tarihte tüm zamanların en kötü imparatorlarından biri olarak görülüyor. O kötü, psikopat ve Ödip kompleksli bir deli. Neron'un acımasızlığı kendi ailesine uzanıyordu. Milattan sonra 59 yılında annesi Agrippina'ya sinirlendikten sonra Neron onu öldürtmeye karar verdi. Neron annesini açık bir şekilde idam edemiyordu. Çünkü annesi çok seviliyordu. Bu yüzden yapması gereken bir kaza düzenlemek oldu. Bunu başarabilmek için açıkça en az imparator kadar tuhaf olan bir başka karakterden yardım aldı. Neron'un birlikte büyüdüğü bir arkadaşı olan Anicetus o sırada Roma donanmalarının birinin başındaydı. Bu kadar tuhaf bir fikri ortaya koyan o olmuştu. O kadar zorlama ki neredeyse inanılmaz. Agrippina'yı kandırarak özel olarak hazırlanmış bir gemiye bindireceklerdi. Böylece Agrippina ve tüm yakınlarını öldürmüş olacaklardı. Kendiliğinden batan gemi sonradan Neron'un ölüm yatağı olarak tanınacaktı. Neredeyse 2000 yıl boyunca nasıl çalıştığı sorusu akılları kurcaladı. Büyük Romalı yazar Suetonius'un yazdığına göre bir sinyal verildiğinde tayfadan biri kabinin yanındaki bir siperlikte bulunan bir halatı çekecekti. Kabinin tavanı bütünüyle güverteye çökecek ve altında kalan herkesi ezerek öldürecekti. Bunun başarılmasını sağlayan mekanizmanın tam olarak ne olduğu gizemini koruyor. Ancak antik teknoloji uzmanı Richard Mindley'nin zamanın bilinen mühendislik prensipleri kullanılarak bunun nasıl başarılmış olabileceğine yönelik bir teorisi var. Burada gördüğümüz büyük ve düz bir alan olan sahte tavan. Bunların her biri basitçe çentiklenmiş ve her bir çentiği birleştiren bir manivela mandalı var. Tavanın tamamı bu manivela mandallarıyla destekleniyor. Dört manivela'dan gelen ip burada birleşiyor. Yani dışarı çıkan tek ip var. Tüm bu düzenin sert bir şekilde çekilmesi gerekiyor. O zaman tüm tavan aşağı doğru çöküyor. İşte böyle. Agrippina, İtalya'nın batısındaki Baia şehri açıklarında bir akşam yemeği gezisi bahanesiyle gemiye çekildi. Agrippina ve iki hizmetçisi kabinde dinlenirken sinyal verildi. Tonlarca kurşun tavandan yere çakıldı. Hizmetçilerden birini hemen öldürdü. Ancak planın bir kusuru vardı. Agrippina kabindeki ağır kanepeye uzanmıştı. Bu da onu düşen tavandan korudu. Kıyamet koptu. Bu karmaşada gemidekilerin çoğu denize düştü. Gemi karanlıkta manevralar yaparak Agrippina'yı aramaya başladı. Başarısız suikast girişiminden habersiz olan misafirlerden biri çabuk kurtarılma umuduyla kendini kraliçe gibi gösterdi. Yakın bir yerde yüzen arkadaşı ben Agrippina'yım diye bağırdı ve büyük olasılıkla bir kürekle vurularak öldürüldü. Görünüşe göre Agrippina neler olduğunu anlamıştı. Agrippina akıllı bir şekilde sessiz kaldı, omzu incinmişti. Ama yüzerek bir balıkçı teknesine ulaştı ve karaya çıktı. Annesinin suikastını tamamlamak için Neron çok daha geleneksel bir Roma yöntemine başvurdu. Antik dünyada birini öldürmenin en kolay denebilecek yöntemine başvurdu. Yani bıçaklamaya. Neron'un annesini denizde öldürtme girişiminin dehasına karşın ölüm tuzağı basitçe fazlasıyla hassastı. Gerçekten de birçok antik denizcilik icatları kendilerini aşıyordu. İşe yarayabilecek başkaları da vardı. Antik suların derinliklerinde geçmişte ya da günümüzde hiçbir denizcinin üzerinden geçmek istemeyeceği bir tuzak gizli. Bugünün süper güçleri limanlarını düşman saldırılarından ve kaçakçılıktan korumak için sürekli bir savaş veriyor. New York'tan Hong Kong'a kadar bütün büyük ticaret noktaları vatandaşlarının kazançlı yüklerinin ve ticaret yollarının güvenliğini garantiye almak için kendi ileri teknolojik güvenlik önlemlerine sahip. Eski dünyada da bu durum farklı değildi. Limanlar ve liman şehirleri bütün antik ve ortaçağ devletlerinin çekim merkezleriydi. Bunlar bu dönemin devletlerinin ön kapılarıydı. Modern dünyaya gelene kadar tüm büyük imparatorluklar için hayati öneme sahiptiler.
Ancak bu önemleri onları düşman işgaline ve saldırılara karşı öncelikli hedefler haline getiriyordu. Limanları korumak çok zordur. Filolar birden ortaya çıkabilir. Sabah sisinde bir düşman filosu gelebilir. İtalya, 15. yüzyıl. Rönesans'ın doğuşuyla İtalya'nın her yerindeki liman şehirleri yeni bir zenginlik ve fırsatlar patlaması yaşıyor. Bu da onları köle ve ganimet arayan korsanlar için öncelikli hedefler haline getiriyor. Denizde polis kuvvetleri yok. Kurulu bir deniz gücü yok. Sizi düşman tehditlerden koruyabilecek hiçbir şey yok. Ve Akdeniz kültürel bir kavşak noktası durumunda. Akdeniz'in güney kıyı şeridinde şehir devletleri var. Korsanlıkla geçinen Müslüman şehir devletleri. Devlet destekli korsanlık. İşleri yağma yaparak köle bularak ve onları Cezire'deki pazarlarda, Tunus'ta ve Trablusgarp'ta satarak para kazanmak. Ancak korsanlar altın ve mücevherlerin yanında çok daha sinsi bir ödülün de peşindeydi. Peşinde oldukları hedeflerden biri de genç nesildi. Çocuklar cazipti. Onları farklı bir inançta yetiştirebiliyor, farklı şekillerde eğitebiliyordunuz. Güzel ya da yakışıklılarsa yüksek fiyatlarla satıyordunuz. Liman şehirleri zenginliklerini ve çocuklarını korumak için deniz savunma sistemleri geliştirmeye umutsuzca muhtaçtı. Bir çözüm sunabilecek bir mühendis kısa sürede bir şöhret olabilirdi. Mühendisler çok önemlidir. Mümkünse yerel mühendisleri kullanmak istersiniz çünkü sadık olma ihtimalleri daha yüksektir. Ancak temelde askeri mühendisler çok aranıyor ve onlara iyi para ödeniyordu. Ancak bu zor bir işti. Bir savunma sisteminin limanı düşmanlardan korurken dost gemilerin giriş çıkışına da izin vermesi gerekiyordu. Limana zenginliği getiren ticaret için serbest geçiş olmalıydı. Var olan malzemelerle kötü adamları dışarıda tutmalarını sağlayacak bir saha savunma sistemi geliştirmeleri gerekiyordu. Antik keşifler ekibi 15. yüzyıl İtalyan metinlerinde yer alan tuhaf bir dizi denizaltı mekanik aletini ortaya çıkardı. Kıyı şeridine akınlar yapan düşman gemilerine karşı tasarlanmış makineler. Bunlardan en radikal olanı tekne kırıcı olarak biliniyordu. Korsan saldırılara karşı lagünleri ve kıyıları korumak için tasarlanan ve gemilerin teknesini delen bir makine. Daha çok sığ sularda kullanılan bir sistem. Bir derin su sistemi değil. Gelen hafif korsan gemilerini durdurmak için tasarlanmış. Ağır savaş gemilerini durdurmak için değil. Burada amaç göreceli olarak sığ su alanlarını saldırılara karşı kapatmak. Çizimler 15. yüzyılda küçük Siena devletinde çalışan gizemli bir sanatçı ve mühendise ait. Onun adı Takaola. Siena'da yönetim kademesinde olduğunu biliyoruz. Heykeltıraşlık yaptığını biliyoruz. Ancak profesyonel anlamda onu nereye konumlandırabileceğimizi bilmiyoruz. Siena'da çok değer verilen biri olduğu çok açık. Büyük bir mucit. Neler yapabileceğini gösteren iki büyük metne sahip. Takaola'nın tekne kırıcısının konsepti, tetik mekanizmasının bir düşman gemi tarafından tetiklenmesiyle bir ağırlığın aşağı doğru bırakılmasıydı. Bu da yukarı doğru uzanarak düşman taşıtının teknesini delen ya da parçalayan bir pençeyi hareket ettiriyordu. Sorun şu ki, tekne kırıcının sadece kağıt üzerindeki bir fikir mi olduğunu, gerçekten kullanılıp kullanılmadığını bilmiyoruz. Antik keşifler ekip lideri ve öncü antik maket ustası Richard Bindley, çalışan bir maketi canlandıracak. İşe yararsa, tasarımın gerçekten kullanılmış olabileceğini gösterebilir. Tasarımını 500 yıldan uzun süre önce Takaola'nın çizdiği skeçleri baz alarak oluşturan Richard, bu denenmemiş deniz saha savunma silahını inşa ediyor. Bu parça gibi 15. yüzyıl ya da daha erken antik aletleri yapmanın bir sorunu, bu şeylere ait arkeolojik kanıtlarımızın olmaması. Bu yüzden asıl zorluk bunları yapmak için tam olarak ne tür malzemeler ve teknikler kullandıklarını anlayabilmek. Bu yüzden mesele ne tür malzemeler kullandıklarını, ne tür teknikleri bildiklerini ve genelde neler kullandıklarını düşünmek. Makinesini James Bond film şirketinin Pinewood stüdyolarındaki su altı deneme alanına bir dizi test yapmak için getirdi. Takaola'nın zamanında benzer bir şekilde yapılmadığını düşünmek için bir neden yok. Yerel bir marangozhanede yapılmış parçalar kullanılabilir. Sonra parçalar deniz kıyısında taşınıp birleştirilmiş ve denize götürülüp batırılmış da olabilir.
Richard makineyi yaparken kesilmiş ve doğal dal kütüklerden oluşan bir kombinasyon kullandı. Takola'nın muhtemelen demir kullandığı yerlerde Richard temel metal elemanlar olarak yumuşak çelik kullandı. Bu tekne kırıcının tüm parçalarının birleştirilmiş olduğu son hali. Gördüğünüz gibi son halini alacağı lagünün dibine batması için oldukça ağır bir ahşap taban kullandık. Ama çalışma bileşeni bu kol. Aslında bir mancınığa çok benziyor. Uzun bir kol, bir uçta büyük bir ağırlık ve bizim büyük çelik bir ok başı kullandığımız delici kısım bulunuyor. Bu kol yer çekiminin etkisiyle ağırlığın aşağı itilmesiyle oldukça yüksek bir hızla yukarı çıkacak. Burada amaç okun ucunun düşman taşıtına çarpacak olması. Demek tekne kırıcının makinesi. Evet, bu doğru. Makinenin skeçlerini ayrıntılı olarak inceleyen ama onu hiç görmeyen deniz tarihçisi Andrew Lambert Richard'a katılıyor. İkisi de bilinmeyen sularda ilerliyorlar. İkisi de makinenin gerçek hayatta nasıl çalışacağını bilmiyorlar. Görebildiğin gibi çok da şaşırtıcı değil. Doğru. İlk soru makinenin temel prensiplerinin sağlıklı olup olmadığı. Aleti çalıştırmak için Andrew halatı çekecek. Ben okun ne kadar hızlı ve ne kadar ileri gittiğini görmek için kenardan izleyeceğim. Pekala. Geri sayım 3, 2, 1, çek. Yeterince etkili görünüyor. Ve sanırım önüne çıkan her şey kesinlikle bir miktar hasar görecektir. Kazık tabanı delse de bir delikten doğrudan girse de sonuç geminin ne kadar sağlam yapıldığına bağlı. Büyük bir güç açığa çıkacağı kesin. Tekne kırıcı eski gemiler için mükemmel bir tuzak gibi görünüyor. Ama gerçekten öyle mi? Denizin altında gizli bir şey daha vardı. Daha çalışamadan bu korkunç makinenin işini bitirebilecek bir şey. Eski dünyada geliştirilen tüm deniz teknolojileri arasında çok azı bundan daha az işe yarayabilecek gibi görünüyor. Tekne kırıcı adı verilen bir alet, ülke güvenliğinin gerçekten dehşet verici bir modu. Bu alet gemileri batırarak güvertedeki denizcilerin işini bitirebilir mi? Sanırım asıl sorun suyun derinliği olacak. Aşağıdaki su basıncı kolun hareketini yavaşlatabilir. Ağırlığın düşüşünü yavaşlatabilir. Böylece alet dışarıdakine oranla belirgin ölçüde dinamizmini yitirir. Bu da gereken güce ulaşıp ulaşamayacağı ile ilgili. Önemli olan ahşabı delebilecek, bu kazığı bir taşıtın içine sokabilecek momenti kazanabilmesidir. Tahtanın batmazlığı nedeniyle su altı ekibi Richard'ın tekne kırıcısının dibine ağırlıklar yerleştirerek suyun 3 metre altına yerleştirilen platformun yerinde kaldığından emin olmaya çalışıyor. Ağırlıklar aşağı yönde tahtanın batmazlığının oluşturduğu yukarı yöndeki güçten daha büyük bir güç oluşturmak zorunda. Ancak suyun özelliklerinin ortaya çıkardığı tek sorun batmazlık değil. Şu anda mandal doğru pozisyonda. Yani alet kullanıma hazır. Şu anda deniz yatağında bulunması gereken durumda. Su havadan kabaca 1000 kat daha yoğundur. Bunun anlamı şu, tekne kırıcının 20 kiloluk demir pençesinin suyun sürtünmesine baskın çıkması için denge prensipli mekanizma etkin olsun diye 10 kat daha fazla enerji üretmek zorunda. Açılın. 3, 2, 1. Düşündüğümüz gibi hareketin hidrodinamik yapısı ağırlığı yavaşlatıyor. Kolun hızını azaltıyor. Kol sudayken karadakine göre çok daha az etkili. Ancak denge prensipli mekanizmanın ürettiği güç hala bir geminin teknesini delmeye yeterli olabilir. Bir korsan gemisinin teknesini temsil edecek 10 santimetre kalınlığında bir tahta kullanan ekip teoriyi test edecek. Bu testten umudumuz silahın geminin yanında bir delik açabilecek kadar içine girmesini sağlayacak gücü üretmesi. Ahşap gemileri batırmak zaten çok zordur çünkü gördüğünüz gibi ahşabın batmazlığı oldukça yüksek. Bu yüzden onu delerek ilerlemesini engellemek de baş etmenin en hızlı yolu. Çünkü böylece ahşap bir gemiye yapabileceğinizin en iyisini yaparsınız, tayfayı öldürürsünüz ve gemi sizin olur. Mekanizmanın kurulmasıyla ekibin tekne kırıcı araştırmasında gerçeğin görüleceği an gelmek üzere. Andrew, suyun üzerinden mekanizmayı tetiklemek için ipleri kullanacak. Bu arada Richard, su altı izleme penceresinden makinenin performansını değerlendirecek. 3, 2, 1, bırak.
Dürüst olmak gerekirse çok güçlü görünmüyor. Burada tekneyi delip delmediğini söylemek biraz zor. Ama tekneyi delip geçmediği kesin. Benim umduğum da aslında buydu. Bu durum makinenin etkinliğiyle ilgili şüpheler doğuruyor. Son testin sonuçları tekne kırıcının düşman taşıtını mahsur bırakmak için kullanılmış olabilecek olduğu halde Richard'ın makinesinin hidrodinamik kanunlarına yenildiğini kanıtlıyor. Bu kanıtlanmış bir kara teknolojisine dayalı gerçekten ilginç bir fikirdi. Ve mancının suyun altında olduğu gerçeği ise performansını etkiliyor. Bu yüzden istediğiniz etkinlik seviyesinin çok altında çalışıyor. Denge prensipli mekanizma basitçe suyun direnciyle baş edecek güce sahip değil. Bize teknolojiyle ilgili anlattığı en önemli şey bunun sıradan bir doğrusal süreç olmaması. Silah teknolojisinin taş ve sopalarla başlayıp modern dünyaya kadar gelişmesi sürecinde insanlar sayısız hata yaptı. Doğrusal bir çizgi yok. Sonuç olarak Takola'nın makinesinin hiçbir zaman kullanılmamış olmasının nedeni bu makinenin imalat yatırımının askeri başarılarla karşılanamamış olması olabilir. Başka bir teknoloji arıyorsunuz, paranızla başka bir şeye yatırım yapıyorsunuz ve sonunda bu başka şeyler toplar oluyor. Takola gibi antik mühendisler sadece gemileri durdurmakla ilgilenmiyordu. Ayrıca onları ilerletmekle de ilgileniyorlardı. Bir nesnenin ileri gitmesini sağlamakla ilgili bilimin adı tahrik. Tahrik, insanların okyanusları, gökleri ve uzayı fethetmesini sağladı. En basit tabirle tahrik, bir sıvının ya da gazın hareket ettirilmesiyle bir aracın elde ettiği itme gücüdür. Bir helikopteri ele alalım. Helikopterin pervanesiyle hava yere doğru itiliyor. Gemilerde su arka taraftan bir pervane kürek ya da jet yardımıyla geriye itiliyor. Bir uçaktaysa hava bir jet motorunun arkasından geriye itiliyor. Bu da size itme gücü veriyor ve havanın ya da sıvının içinde aracın ileri gitmesini sağlıyor. Ancak eski dünyada mucitler bir şey vermeden almakla ilgili fikirler geliştirmeye çalışıyordu. Benzinle çalışamayan bir araba ve yelkene ihtiyacı olmayan bir gemi. Maceracı ortaçağ mühendisi Takola altında akan sudan başka bir güce ihtiyacı olmayan bir tekne yapılabileceğini öne sürdü. Biyomimetik mühendisi Dr. William McGill İngiltere'deki laboratuvarında bu tasarımın mekanik prensiplerini inceliyor. Takola'nın tasarımlarını ve çizimlerini inceledik ve hesaplamaları yaptık. Hangi güçlerin olacağıyla ilgili matematiği çözdük ve sonraki aşama bunu bir CAD mühendislik programında çizmek oldu. Bu çizimden de ebatları elde ettik. Sonra da aslında yazıcı çıktısını aldık. Ardından bir hızlı prototip makinesinden geçirdik. Hızlı prototip makinesinden de plastik aksamını elde ettik. Takola zamanında bir nehrin yukarısına doğru gemiyle otomatik bir yol yoktu. Nehir koşullarını oluşturmak için su tüneli kullanan Dr. McGill, makinenin çark sistemini test edecek. İp uç kısmından köprüye bağlandı. Ardından ipin diğer ucu dönen aksamın ortasındaki mile takıldı. Şimdi mil nehrin akışıyla dönerken ip milin üzerine dolanıyor ve bu da botun ilerlemesini sağlıyor. Deneyde hız rekoru kıramayacak olsa da Takola'nın gemisinin akıntının tersi yönünde işe yarayacağı keşfedildi. Akıntı ne kadar hızlı olursa pedal tekerleklerinde o kadar fazla güç elde ediyorsunuz. Bu da nehirde daha hızlı ilerlemenizi sağlıyor. Yani böyle bir düzenek kurulursa birçok durumda işe yarar. Ancak bazı deniz mühendisliği prensipleri ve malzemeleri eski insanların kazanç elde edemeyeceği kadar gelişmişti. Bu yüzden tasarımlar hiç kullanılmadı. Bu denizcilik icadının tasarımının suda tam olarak kullanılabilmesi için aradan 1500 yıl geçmesi gerekecekti. Denizcilikte tahrik prensibinin belki de en tuhaf örneği araştırmacıların kimin yazdığını hala bilmediği Drebus Bellicus adlı gizemli bir metinde yer alıyor. Buradaki kanıtlar eski Roma'daki mühendislerin beygir gücüyle değil, boğa gücüyle çalışan bir motor kullandığını öne sürüyor. Antik bir broşürde öküz gücüyle çalışan bir Roma savaş gemisinin mükemmel bir tarifi var.
Milattan sonra 4. yüzyılın sonlarına ait. Drewes Bellicus metninin bilinmeyen yazarı bir geminin yelkenler ya da kürekler olmadan itilebileceğine yönelik bilinen ilk öneriyi sunuyor. Bu müthiş bir keşif. Eğer bu teori sağlamsa kendinden tahrikli gemiler bizim sandığımızdan 1000 yıl daha eski olabilir. Metindeki iddialara göre savaş gemisindeki öküzler bir direğin çevresinde daire çizerek yürüyor. Dönen millerse geminin dışındaki kanatlı çarklara iletiliyor. Çizimlere göre geminin güvertesinin 4,5 metre civarında olduğu tahmin ediliyor. Güç kaynağı olarak sadece 6 öküzün bulunduğu 4,5 metrelik bir geminin itici gücü ancak bir notluk bir maksimum hıza sahip olması anlamına gelir. Ancak birçok araştırmacı çözümün ne kadar etkili olduğuna hala biraz şüpheci yaklaşıyor. Dünyanın en önde gelen makine mühendisliği uzmanlarından biri olan Grant Owen, öküz gücüyle çalışan geminin yenilikçi tasarımını inceliyor. Bu o dönemdeki büyük bir askeri başarı haline gelmemiş olsa da feribot tipindeki bu aracın geçerli olan yönleri de var. Bu yüzden tamamen işe yaramaz bir icat olarak göz ardı edilmemeli. 19. yüzyıldaki ifadelere göre at gücüyle çalışan feribotlar New York'taki East Nehri'nde yolcuları karşıya 10 dakikada götürebiliyordu. Bu tahrik yönteminin antik zamanlarda 19. yüzyıl New York'a arasında neden kaybolduğu gizemini sürdürüyor. Bazı iddialara göre köle iş gücünün basit kürekleri çekmesinin ucuz olduğu bir dünyada geminin karmaşık mekanizması basitçe uygun maliyetli değildi. Geminin güvertesinde iki öküzün bir daire çizerek etrafında döndüğü bocurgat tipi bir düzen var. Geminin altında teknedeki bir tür çark mekanizmasını hareket ettiriyorlar. Antik mühendislerin basit açılı çarklar kullanarak çarklı sistemler tasarlayabildikleri biliniyor. Bu sistemler modern arabalardaki tekerlek ve çarklara benziyor. Modern donanımlarda onlarca, yüzlerce beygir gücünden söz ediyoruz. Buradaki sistemde ise 3 çift öküzle ancak 2 beygir gücü elde edilebilir. Bir öküzün bir beygir gücünün yarısını ürettiğini düşünürseniz, şimdi bir hırdavatçıya gidip bu kadar güç çıkışına sahip bir kablosuz şarjlı matkap satın alabilirim. Bir öküz ancak 3 ampulü yakabilecek kadar güç üretebilir. Öküz gücüyle çalışan savaş gemisi, tanınmayan antik mucidin ileri görüşlülüğünü gözler önüne seriyor. Öküzler tarafından üretilen enerjiyi 90 derecelik bir çark sistemine aktarmayı başarmış. Bu en modern mühendislik prensiplerinin temelini oluşturan bir prensip. Tek sorun öküzlerin ürettiği enerjinin yoğunluğunun mucidin umduğu güçlü savaş gemisine yetecek itme gücünü sağlayamaması. Sonuçta bu başarılı bir tasarım. Pedalların ilerlettiği bir gemi zamanının çok ötesinde bir fikir. Buharlı motor henüz icat edilmediği için bunun yerine hayvan gücünü kullanmak zorundaydı. 1000 yıldır dünyanın geniş nehir ve okyanus ağları milyarlarca tonluk yükü taşımak için kullanılıyor. Bugün bile havacılığın ve demir yollarının dünyasında nehir taşımacılığı küresel lojistik açısından hala hayati öneme sahip. Nehirler her yıl yaklaşık 1 milyar ton yük taşıyor. Eski dünyada da bu durum aynıydı. Sadece onların asfaltları ve demir yolları yoktu. Bu yüzden büyük miktarlarda malzeme taşımanın tek ekonomik yolu su taşımacılığından, nehirlerden ve denizden geçiyordu. Mısır'daki Nil'den Çin'deki Sarı Irmağı ve Mezopotamya'daki Fırat ve Dicle nehirlerine kadar antik nehirler kendi zamanlarının ana geçiş yollarıydı. Eski dünyada mallar, malzemeler, erzaklar ve insanlar böyle taşınıyordu. Savaş için malzeme taşıyorlardı. 1850 kilometre uzunluğundaki Dicle Nehri Türkiye'nin dağlarından çıkar ve Basra Körfezi'ne dökülür. Bu nehir eski dünyanın en tehlikeli ticaret yollarından biriydi. Yırtıcı tabiatı nedeniyle ona Tigris adı verilmiştir. Dicle özellikle taşkınlarda çok tehlikeli ve yıkıcı bir güç haline gelir. Dicle Nehri bunlar gibi coşkun akan sulara sahipti. Bugün ağır şişme botlarla bunun gibi akıntıları fethedebiliyoruz. Ancak modern sentetiklerden önceki çağlarda Yakın Doğu'nun eski insanları bu tehlikeli suları nasıl aşabiliyordu? Londra'nın Britanya Müzesi'nde Dr. Paul Collins, eski Asurluların M.Ö. 7. yüzyıl gibi eski bir dönemde bu nehri nasıl aştıklarına yönelik kanıtları araştırıyor.
Bunlar Asurluların başkenti olan Ninova'daki savaş kalıntıları, M.Ö. 700 yılı civarındalar. Bunlar üzerine figürler kazınmış büyük taş plakalar. Bir zamanlar bu kraliyet sarayının büyük odalarını süslemişler. Birçoğu savaşlardan görüntüler içeriyor. Ancak özellikle bu eserler malların ve malzemelerin taşınmasını gösteriyor. Nehir ana taşıma yolu olduğu için medeniyetin ihtiyaç duyduğu her şey onun akıntıları üzerinden taşınıyordu. Buğday, canlı hayvanlar, insanlar, hatta savaşa giden askerler bile. Kendilerini nehrin akıntısına bırakan sallar, havanın ve mevsimin durumuna göre saatte 9 kilometre hıza kadar ulaşabiliyordu. Bunlar tarihin ilk coşkun su raftları olabilir. Malzeme taşımanın tehlikeli ama hızlı bir yolu. Örneğin Musul'la Kuzey Irak ve başkenti Bağdat civarı arasındaki bölgede mal taşımak istediğinizde bu mesafe yaklaşık 300 kilometre. Bu yüzden yaya ya da eşek kervanlarıyla bu cidden uzun bir seyahat olur. Gemiyle ise kısa mesafelerde bile seyahat ediyor olsanız küçük bir sal çok daha etkili ve çok daha uygun bir seyahat yöntemidir. Taşıtlarının batmazlığını sağlamak için eski insanlar ağır lastikler yerine şişirilmiş hayvan derilerini kullanıyordu. Sudaki batmazlığın hava doldurulmuş araçlara dayandırılması idealdir. Çünkü kenarlara çarptığınızda tek bir hayvan derisini patlatır ve yola devam edersiniz. O gece deriyi yamalayıp biraz şişirirsiniz ve sabah yine yola çıkarsınız. Antik keşifler ekibinin artık yeni bir hedefi var. Dünyanın sadece doğal malzemeler kullanılan ilk coşkun su salını yapmak için bir uzmanlar ekibi topladılar. Bu sal İngiltere Black Dağları'ndaki coşkun akıntılarda denenecek. Antik teknoloji işe yarayacak mı? Ekip taşıtlarını suyun üzerinde durdurmayı bile başarabilecek mi? Antik keşifler ekibi 2700 yıllık eserlerdeki ipuçlarını kullanarak Dicle Nehri'nin tehlikeli akıntılarını aşmak için inşa edilen bir coşkun su salının benzerini yapacak. Modern sentetiklerin icat edilmesinden 2500 yıl önce. Binlerce yıldır ilk kez ekip antik Asur sal teknolojisini coşkun su akıntılarında deneyecek. Sallar Asur taşımacılığının önemli bir parçasıydı ve yolculardan 10 tonluk taş bloklara kadar her şeyi taşıyorlardı. Bu nehir sallarının en önemli özelliği yeterince büyük olduğunda insan ve yük taşıyabilen geniş, dengeli ama alçak bir araç olmaları. Çok fazla su almıyorlar ve biraz esnekliğe de sahipler. Bu yüzden sert kayaların ve sığ noktaların üzerinden geçebiliyorlar. Damien Goodburn, dünyada antik sal inşa etme tekniklerini hayatta tutan birkaç arkeologdan biri. Antik metinler, ahşap çerçevenin inşa tekniği açısından kullanışlı olduğunu ortaya koyuyor. Yapım malzemesi olaraksa sadece küçük dallar gerektiriyor. Bu zamanın diğer gemileriyle bir karşıtlık oluşturuyordu. Gemileri yapmak için çok büyük ağaçlara ihtiyaç vardı. Damien yumuşak taze kütükler kullanıyor ve ahşap uçları sebze sicimleri kullanarak birbirine bağlıyor. Üzerlerine yükün oturacağı platformları oluşturmak için de kamış paspaslar konuyor. Çok az farklı bir ortamdayız. Bizim salımızla antik Asur dünyasında kullanılan sallar arasında küçük farklılıklar var. Ancak temel zorluklar çok benzer. Profesyonel post üreticisi Peter Faulkner, doğada bulunan malzemelerin batmazlık özelliklerini inceliyor. İş şöyle başlıyor. Kasaplara gidiyorum ve postları inceliyorum. Doğru büyüklükte olan ve delikli olmayan postları seçiyorum. Bu post birkaç gün önce yüzüldü. Etleri henüz sıyrılmadı ama bunun da yapılması gerekiyor. Güçlü bir hortumla yıkandı. Kamera postun içine sokulduğunda güneş ışığının geldiği açıkça görülebiliyor. Bu da postların ne kadar hafif olduğunu gösteriyor. Bu çok önemli çünkü batmaz aksam mümkün olduğu kadar hafif olmak zorunda. Ayrıca güçlü ve su geçirmez de olmalılar. Eski eserlerdeki ipuçlarını kullanan Peter, hayvan postlarını birbirine dikmek için antik teknikleri kullanıyor. Bu sonuncusu. Kurutulmuş postlar sert ve katı. Hala plastik bir şamandıraya benzeyen şekillerini koruyorlar. Bu yüzden bir şişme yatak gibi pompalanarak şişirilmeleri gerekmiyor. Salın gövdesinin ve batmaz aksamın tamamlanmasıyla geriye yapılacak bir tek şey kalıyor. Onu suya indirmek. Wye Nehri, İngiltere'deki Black Dağları'nın içinden akıyor.
İngiltere'deki en tehlikeli akıntılardan bazıları burada. Nehrin test için seçilen kısmı kesinlikle eski Asurlu denizcilerin yüzleşmek zorunda olduğu Dicle akıntılarıyla kıyaslanabilir. İlk engeli bile geçemeyeceğinden neredeyse eminim. Büyük engele çarpmadan önce postların çıktığı ya da patladığını görüyor gibiyim. Bu salı görmek gerçekten de biraz sarsıcı. Bir de salın 2000 yıllık olduğunu ve tamamen doğal malzemelerden yapıldığını bir düşünün. Bu da tehlike faktörünü artırıyor. Yani evet, sanırım bu biraz endişe verici bir şey. Yapılacak son iş postların su geçirmezliğini sağlamak için onlara son bir kaplama yapmak. Lanolini eritiyoruz. Lanolin çok katıdır ve sıcak sıvı formuna dönüştürülmesi gerekir. Böylece işe yarayacak. Sonra postları boyayacağız. Bu açıkçası onları su geçirmez hale getirecek ama aynı zamanda suda kaymalarını da sağlayacak. Bir taşa çarptığınızda da bu biraz işe yarayabilir. Lanolin, kolesterol ve yağ asidi ve esterlerinden oluşan bir karışım. Koyun gibi hayvanların yünleri kaynatılarak elde ediliyor. Hayvan postlarına uygulandığında su geçirmez bir kaplama görevi görüyor. Ekip şimdi son birleştirmeyi yapmaya hazır. İlk kullanılışından 2500 yıl sonra ekip Asurluların antik salını tam olarak o zaman yapıldığı haliyle inşa etti. Bu antik teknolojinin görece hızlı bir nehirle nasıl başa çıkacağını görmek oldukça ilginç olacak. Artık her şey salın yeteneklerine bağlı. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi iş nehri tanıyan ve salı nasıl kullanacağını bilen kişilere kaldı. Antik keşiflerin Asur salı sadece 4 hayvanın şişirilmiş postlarıyla ekibin 300 kiloluk ağırlığını taşımak zorunda. Sanırım suyun üzerinde duruyor. Bu iyi bir başlangıç. Oldukça yüksekte duruyor. Yağmur yağıyor. Bu gidişte nehir daha da heyecanlı hale gelebilir. Ağırlığı atıp şu işe başlayalım bakalım. Yolun en tehlikeli kısmı civarda cehennem deliği olarak biliniyor. Burası rafting uzmanlarının salın parçalara ayrılacağına inandığı yer. Üç kilometrelik yol görece daha sakin sularda başlıyor. Bu açıyı korumaya çalışalım çocuklar. Şu anda güzel bir açıyla gitmek istediğimiz tarafa doğru gidiyoruz. Öncü rafting uzmanı Dave Proctor, 25 yıllık rafting deneyimini 15 metre genişliğindeki nehrin en tehlikeli bölgelerinde yolunu bulmak için kullanıyor. Evet, böyle devam edin. Yolun ilk kısmının tamamlanmasıyla ekip cehennem deliğine doğru inişe geçiyor. Salın parçalanması ihtimaline karşın bir güvenlik ekibi hazır bekliyor. Damien ve ekip test yolunun sonunda endişeyle bekliyor. Güvenlik botu ortaya çıkıyor ancak cesur antik rafçılarımızdan eser yok. Uzmanlardan oluşan ekibimizin başlangıçtaki korkularına rağmen antik teknoloji testi tamamlandı. Ekip ve sal tek parça halinde. Deri şamandıralı salların işe yaradığını temel anlamda kanıtladık. Bu mükemmel olmayan koşullarda bile geçerli. Bu salı kullananlar için büyük bir mücadele oldu ama ne yaptıklarını biliyorlar tabii. Tüm ihtimallere karşın işte buradayız. Çok heyecanlı oldu. Sonlara doğru biraz sarsıldık ama başından sonuna kadar geldik. Başka ne isteyebiliriz ki? Neredeyse bunun aynı olan sallar binlerce yıl önce coşkun sularda yol aldı. Bazıları 40 tonluk taşlar ya da sürüler dolusu canlı hayvan taşıyordu. Kesinlikle nehirden aşağı dümdüz geldiğimiz söylenemez. Birkaç kez sert bir şekilde birkaç taşa çarptık ama sanırım yapılış yöntemi ona biraz esneklik kazandırıyor ve bunun faydası oldu. Şüphesiz 2000 yıl önceki teknolojinin bugün de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Sadece 4 hayvan postu ve kütüklerin kullanıldığı test, antik teknolojinin 2500 yıl önce Dicle Nehri'nin akıntılarıyla başa çıkmada fazlasıyla başarılı olabileceğini kanıtladı. Bazı deniz teknolojileri, tarihi ve bugün içinde yaşadığımız dünyayı şekillendirdi. Diğerleri icat etmenin sınırlarını o kadar zorladı ki, muhtemelen başarısız deniz icatları olmalarına karşın bugün bile bizi şaşırtmaya devam ediyorlar.
Antik mühendisliğin itici gücü bazı yönlerden modern mühendislikle aynı olmuş olmalı. Teknolojiyi geliştirmenin ve daha etkin hale getirmenin gerekliliği insanların hayatını kolaylaştırmak için daha gelişmiş teknoloji. Ancak etkileyici de olsalar tuhaf da antik dünyanın mucitlerinin dehası ve imkansız deniz mühendislikleri bizi hayrete düşürmeyi sürdürüyor.